Millet, bugün Pazar 3 Kasım 2019. Evet, yine turlardayız. Bugün Muğla'nın yatağın tarafında Lagina Antik Kenti'ne gideceğiz. Oradan dönüşte Pınarbaşı, Bozubüyük, Belen Kahvesi inşallah. Rotamız 80 kilometre falan. Çok geç çıktık evden. Saat 11 falan sanırım. Akşama döneriz. Görüşürüz. Burada çay içeceğiz. Evet, bu tür yerler çok var buralarda. Dolu. Bakın güneş paneli var. Kendileri şarj oluyor. Evet, burası Muğla Yatağan Bayır tarafı. Aydın Çin'e tarafı. Abimiz biz sürekli burada çay yapıyor. Bal var, her şey var. Yol üstü Muğla'nın. Belen değirmenindeyiz. Kevenes Köprüsü var. Buraya kadar 24 kilometre sürdük. Köprüyü göstereyim size. Köprü çok güzel. İçeride ne var bakacağız. Birazdan içeri gidiyoruz. İzledim. Videosunu izledim. Bizim abiler gelmişler buraya. Şimdi Türk'ün hikayesi bu köy. Beden kahvesi Çin'e etin işlem diye. Burada Türk'te ikinci kıtasında Gevenes'in ortasında değirmen döner dediği değirmen. Bu taşıma suyuyla değirmen döner mi dedik? Daha çok Evet. Karadeniz'de gözüküyor Evet, bizim bu. oradan alalım. Suyu yukarıdan gelir çark altında yatay pozisyonda. Evet, Bu o. orada. Keman çalan kişi Türk'ün bestekarı Muğla'nın Aşık Veysel'i diyelim. 103 tane türküsü var. Ama onun bütün bu türkülerini hanımı yazıyor. Sözler hanımına ait, müzikler kocasına ait.
Ve o tarihte bu değirmeni değil ama yolun altında başka bir değirmen çalıştırmışlar. Tekrar. Biz de türküdeki değirmen, bestekarı, söz yazarı, mesle değirmenci diye hikaye burada tamamız. Büyüküsü çok bu. Güzel, tamam. Eşyalar hepsi İstanbul'dan geldi. Oo. Benim özel eşyam. Ben çok de oradan geldim. Neyse, resimler abi. Benim. Maketleri ben kendim yaptım. Ben güzel sanatlar mezunuyum. Bunlara bakarak onları Beşiktaş'ta. Çalıştık. Evet şeyden, tatbiki mezunuyum. Aydın ben memnun oldum. Öyle mi? Siz? Ben de İstanbul'da yaşadım da şu an Muğla'da yaşadım. Muğla'da mı? Evet. İyi, güzel bir terzi. Mimar Sinan'da heykel eğitimi aldım Kabataş'tan. Çok güzel. Öyle 10 yıldır da buradayız. Çok güzel. Muğla'da abi. Ne yapıyorsunuz? Şu an Vodafone'un işini yapıyoruz. Ben değirmenindeyiz. Restoran kurusu. Burada kahvaltı falan yapabilirsiniz. Biz gelmeden önce yapmıştık. Sadece çay keyfi yapıyoruz. Çok güzel. Bildiğiniz balıklar var. Bakın. Balıklar yüzüyorlar. Vallahi su çok temiz. Bu arada dağdan geliyorsun. Yani. Gayet güzel. Çok güzel ya. Hekati Kutsal Alanı'ndayız. Milattan önce 27. yılından sonra inşa edilmiş. Evet. Harekete tapınağı varmış. Altar, stoa, şapel ve Bizans yapısıymış. Şapel ve Bizans yapısı milattan sonra 305 yılından resmi seferberlik dönemine inşa edilmiş. Evet, geziyoruz arkadaşlar. Yine nerelerdeyiz? Şimdi giriş gelişmeler sorulur. Çok yorulduk. Biraz keyif yapalım. Değil mi? Evet sayın seyirciler. Bu sınırı kim dikti buraya? Hiç doğal durmuyor. Giriş kapısı gibi. Evet burası hayrat herhalde. Çeşme yaptırmışlar. Bizimkiler. Abi.
Ya buraya da atlamak lazım. Artemis ile Apollon'un kuzeniymiş burası. Milattan önce 2. yüzyıl. Falan filan 80'in yılında kesin olarak var mı? İçeriden kimse var mı acaba? Kazı çalışması çok önemli. Evet, buralar halen kazılıyor sanırım. Ya yine geldik. Buradayız. Desem inanmayın, burası başka yer. Burası yatağında Turgut diye bir yer. Burası meşhur. Lagina, antik kenti. Çok güzel. Bakın. Bakın birazdan gezeceğiz burada. Burası arka taraf çok iyi. Biraz daha şuraları gezeriz. Tevkalade süper. Görüyorsunuz sütunlar sütun gibiler, çok iyiler. Burada bir kerdenkele var. Yalnız burada çok güzel. Biraz şöyle keyif yapalım. Merhaba gençler. Evet, geziyoruz. Artık kendi turluyoruz. Evet, ben fotoğraf için açı arıyorum hali. Çok güzel açılar var sütunlarla. Bence harika var. Aa, kaçırmayın. Birkaç fotoğraf daha çekmem lazım. Şu ağaç çok güzel. Sonbahar efsaneydi yani. Biraz beklemeniz lazım. Ara veriyorum. Evet, turumuz devam ediyor. Bol bol fotoğraf çekiyoruz. Yani sonbaharın renkleri buraya bir şaheser katmış ya, inanamıyorum. Yani hava çok güzel. Sizi tarihle baş başa bırakıyorum. Hop. O zaman da yaşayamadık.